Sayın Cumhurbaşkanım, ben özellikle bir iki şeyi paylaşmak istiyorum sizle. Birisi, burada biliyorsunuz Erzurum ve Pasinler Ovası son dönemlerde buğday ekimine biraz zayıf davranıyordu. Bu vaka nedeniyle çiftçilerimizden bize gelen talepler aradığımızda, teşkilatlarımız vasıtasıyla aradığımızda, özellikle 65 yaş üzerine arıyoruz ama ailenin hemen hemen hepsiyle hemhal oluyoruz. Onların bir talebi var. Bu bölgede güzlük olarak ekilen buğday cinsi var. Bir de yazlık buğday, tohum buğdayı var. Şimdi bu hastalık nedeniyle insanlar buğday ekimine önem vermek istiyor. 23 bin dekarlık bir alan var. Bununla ilgili bakanlığımız 7 bin dekara tohum verebiliyor. Bunu 10-15 bin dekara çıkarabilirsek önümüzdeki kış için ve bu hastalığın verebileceği sıkıntı için çok büyük bir destek olur diye düşünüyoruz. Evet Mehmet Emin Bey, çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın, var olasın. Yalnız şu konuda ben sana bir şey söyleyeyim. Hatta bu konu tabii Belgin Hanım'ı da ilgilendirir. O da şu, yani tarıma her zamankinden çok daha fazla önem verme dönemindeyiz. Evet, evet Sayın Cumhurbaşkanım. Yani şimdi sen Pasinler Ovası falan diyorsun. Neresi varsa. Evet. Yani Trakya zaten, Trakya Ovası dediğimiz zaman akan sular durur. Konya dediğimiz zaman hakeza öyle. Yani bizim tarım şu anda petrol neyse tarım ondan daha evet. önem arz eden bir dönemin içinde. Evet. Bu tabii buğday da öyle, ay çekirdeğinde öyle, ay çekirdeği yağında öyle. Yani bu yağ, mısır yağında öyle, zeytinyağında öyle, hepsinde. Ha bizim ülke olarak, millet olarak bu rezervimiz var. Bunu bildiğimiz zaman zaten akan sular durur. O zaman da huzurlu oluruz, rahat oluruz. Yani Yusuf Aleyhisselam'ı unutmayalım. Evet. evet. Ne oldu? Evet. 7 yıl açlık, değil mi? Ha, ondan sonra da topluluğun hazırlığı ona geldi. Şimdi bizim de bu tür hazırlıklarımızı inşallah yapacağız. Ve ben geçen kabine toplantısında da arkadaşlarıma söyledim. Aynı şekilde Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığımıza söyledim. Şimdi yeni bir kurul oluşturdum. Oluşturduğum yeni kurul inşallah burada Gıda Tarım ve Hayvancılık Politikaları Kurulu oluşturdum. Ve eski şeyi sağlıkla sosyali birleştirdik ki bütün bunların her an hazırlığını yapabilen bir altyapımız Cumhurbaşkanlığında olsun diye. Çok teşekkür ederim.